Bizimle birlikte terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar. Sayın Ağar, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Melina Hanım. Saygılar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz Sayın Ağar. Şimdi haberimizdeki aslında böyle tek tek Jeffrey'nin o sözlerine öne çıkanları şaşırtıcı cümlelerini verdik ama son cümleyle başlayalım. YPG'ye ağır silahlar verilmedi, bir tabur askerlik hafif taktik silahları verdik diyor Jeffrey. Şimdi bu açıklamaya ne diyorsunuz? Yani askeri anlamda bunlar hafif sayılabilecek silahlar mı oluyor gönderdiği Amerika Birleşik Devletleri'nin? Şimdi Sayın Jeffrey'nin yapmış olduğu ironiye biz de bir ironi yaparak karşılık verelim isterseniz. Yani onun vermiş olduğu bir tabur askeri donatacak silah Türkiye karasalının içerisinde çıktı. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG PKK ile ortaya koymuş olduğu Suriye ve Irak'taki işbirliğinin sonrasında bizim Güneydoğu'daki mücadele alanlarına bakıldığı zaman bırakın bir tabur askeri çok daha fazla PKK'lıyı yani çok daha büyük kuvvetleri donatabilecek şekilde silah, teçhizat ve mühimmat çıktı. Hı hı. Şimdi burada tabii detayları ifade etmek gerekiyor. Öncelikli olarak buradaki sorun Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG PKK'ya vermiş olduğu silah, teçhizat ve mühimmattan kaynaklanmıyor. Onu söylememiz gerekiyor. Hı hı. Asıl sorun YPG PKK'nın bir güç ve cazibe merkezi dönüştürülmesidir Amerika Birleşik Devletleri eliyle. Bir diğer tarafıyla diğer bir sorun da belki bundan çok daha önemlisi bu terörize gücün yapının Amerika Birleşik Devletleri tarafından korunması, kullanması, himaye edilmesi, fonlanması, donatılması, yönetilmesi, yönlendirilmesi, eğitim verilmesidir. Şimdi bu güç ve cazibe merkeze dönüştürülmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri vermiş olduğu silahların veya yığınağın aslında anlamı da yetersiz kalıyor. Açıklaması Hı-hı. yetersiz kalıyor. Çünkü mesele sadece o değil. Çünkü PKK'nın silah tedarikiyle ilgili, mühimmat tedarikiyle ilgili, teçhizat tedarikiyle ilgili tek kaynak Amerika Birleşik Devletleri değil. Yani bir güç ve cazibe merkeze dönüştürülmüş, meşrulaştırma evreleri yaşayan YPG PKK bir şekilde bölgeden en az 6 farklı kaynak sayabilirim ben size. Yani şu an elinde tanklar olan, tırtıllı, zırhlı personel taşıyıcıları Hı-hı. olan, bunların üzerine silah montesi olan pek çok ekipman elinde. Bunların yani Amerikalılar bir diğer tarafıyla da şu cümleyi kuruyorlar. Biz sadece işte kendi menşei silahlar. Hayır, Amerika Birleşik Devletleri uluslararası piyasadan Rus menşeili olan, Doğu bloğu menşeili olan silahlardan o kadar çok alıp YPG PKK'nın eline teslim etti ki. Hı hı. Yani bunları herhalde Sayın Jeffrey ya bilmiyor ya da görmezden geliyor. Yani böyle bir şey var. Burada Sayın Jeffrey'e hani büyükelçiliğinden dolayı saygı duymakla beraber hani burada kendi vermiş olduğu sözleri, kendi ağzından çıktığı geçmiş zamanda çıkan sözlerin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin altına kendi imzasını attığı uluslararası hukuka uygun, müttefik hukukuna uygun anlaşmaların, metinlerin ruhuna sadık davranması da beklenir. Yani şunu Hı-hı. kastediyorum. Bırakın YPG'yi, YPG'nin siyasi kanadı olan PYD'nin bir terör örgütü olduğunu Amerika Birleşik Devletleri, NATO'nun 2014 müşterek tehdit dokümanında imza altına almıştır zaten. Şimdi bir diğer tarafıyla bu yapının yani PYD, YPG'nin çatı örgütü KCK'nın Suriye ayağı olduğunu yani denklemi de doğru kuralım. Yani Evet. PKK'nın bir uzantısı o ifadesi değil. KCK denilen bir üç çatı yapılanma var. Üç çatı yapılanmanın Türkiye ayağı PKK, Suriye ayağı YPG, PYD. Hı hı. Yani Irak ayağı PJK, YRK gibi bir takım şeyleri var. Karşılıkları var. Yani burada bu cümleleri kuran da bunu ortaya atan da ben değilim. Bizzat PKK'nın kendisi. Yani PKK'nın bu benim parçamdır diye tanımlamış olduğu bir yapıyı çıkıp Jeffrey'nin hayır bu böyle değildir tarzında bir cümle kurması açıkçası abeste iştigal. Evet, Sayın Buyurun. Ağar, bu noktada şimdi Jeffrey'nin şöyle bir cümlesi de var. Diyor ki PKK'nın uzantısı olan PYD'nin evrimi olan SDG'ye biz eğer sırt çevirmiş olsaydık Amerika Birleşik Devletleri olarak diyor. Suriye'ye barışı getiremezdik. Yani DAEŞ'tan temizleyemezdik diyor. Hatta bu noktada da Türkiye'nin de bu noktada diyor çok büyük, çok ciddi katkıları oldu. Yani gerçekten Suriye'den DAEŞ'ı PYD, YPG, SDG olmadan DAEŞ o bölgeden
temizlenemez miydi? Bu birinci sorum. İkincisinde de mesela şu cümlesi de çok enteresan. PYD ile ilişkimiz geçici ama diyor bazı koşullar eklendiğinde bunları biz Türkiye'ye anlatmakta başarısız olduk. Nedir bu Türkiye'ye anlatamadığı koşullar? Yani anlatabilseydi Türkiye buna, PYD'ye bu koşullar anlatıldığı takdirde anlayabilir miydi? Yani kabul edebileceği bir durum söz konusu muydu ortada? Şimdi Sayın Jeffrey'in bir şekilde yeni bir çözüm süreci, yeni bir barış süreci, işte PKK'yı terör örgütü olarak kabul ederek ama YPG, PYD'yi hayır bu terörize bir yapı değildir, işte bir özgürlük savaşçısıdır diye Türkiye'ye bunu bir şekilde kabul ettirmeye çalıştığına dair bir denklem veya bunun peşinde dolaştığına dair, bunun peşinde olduğuna dair bir güncesi olduğu anlaşılıyor, gözüküyor. Hı hı. Ama öncelikle isterseniz sorulara cevap verelim. Şimdi bu coğrafyada IŞİD'in güven eşiğini, inanç eşiğini, moral eşiğini ve direnç eşiğini kıran YPG, PYD, Peşmerge, Haşi Şabiler veya Irak ordusu değildir veya Suriye ordusu değildir. Türk ordusudur, Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bu gerçeğin altını çizmemiz gerekir. Bunun kırıldığı yerde Elbap'tır. Hı hı. Şimdi bunları Sayın dönemin Savunma Bakanı Mattis, yanlış hatırlamıyorsam, gelip Türkiye'yi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir şekilde teşekkür etmiştir. Teşekkür etmesi konusu da IŞİD'in inanç iddiasını üreten ve IŞİD'in gücünü oluşturan Merhemeyi Kübra, yani ben Dabık'ta bir Merhemeyi Kübra yapacağım iddiasını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada IŞİD'i kırıma uğratarak, yenerek bir şekilde etkisizleştirerek bu iddia, yani IŞİD'in varoluş iddiasının ortadan kaldırılmasıyla ilgilidir. Hı hı. Şimdi bir diğer tarafıyla, yani şu sahadaki denklemi söylemek gerekiyor burada. Yani yiğidin hakkını yiğide vermek adına. Ondan sonra, yani Elbap'taki kaybından sonra IŞİD bir daha tutunamadı hiçbir yerde. Yani gerek Fırat'ın batısındaki Suriye rejimi, gerek Fırat'ın doğusunda YPG, PKK, Amerika ellerini kollarını sallayarak tabiri caizse bütün coğrafyayı ele geçirdiler yürüyerek. Hı hı. Yani biz savaşarak IŞİD'i kırdık ama şimdi burada çıkıp yani YPG, Sayın Erdoğan hatırlayınız lütfen, televizyon ekranlarından kaç kere söyledi. Gelin dedi, Rakka operasyonu beraber yapalım. Amerika Birleşik Devletleri Rakka operasyonu Türkiye'yle beraber yapmaya yanaşmadı. Şimdi ben bir cümle kuracağım müsaadenizle. Siz eğer IŞİD'e karşı bir mücadele yapıyorsanız, bu mücadeleyi ispatı olmayan bir terörize güçle mi yaparsınız? İspatı olan bir dostunuz, müttefikiniz olan ve şu ana kadar atmış olduğu adımlarda hiçbir zaman tamam mağlubiyet emaresi veya zafiyet emaresi göstermemiş bir devletin ordusuyla mı yaparsınız? Hı hı. Bir terörize güçle beraber olmayı tercih etmiştir. Ve bu tercihini şu an bir şekilde, hayır YPG, PKK bunlar birbirinin ayrı güçlerdir. Biz PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyoruz ama bunu terör örgütü... Şimdi şu değişti. Yani şunu gördü bence. Jeopolitikle ilgili, Amerika'nın dünya hakimiyetiyle ilgili ortaya koymuş olduğu jeopolitikle ilgili riskleri görmeye ve en nihayet konuşmaya başladılar. Evet. Şimdi bu denklemde Türkiye'ye çok ihtiyaçları var. Bir tarafıyla Türkiye'de müthiş bir açı genişledi. Hı hı. Şimdi bir örnek vereyim. Papaz Brunson ve bu Kaşıkçı meselelerinden sonra Amerika'da şunlar konuşuldu. Helin Hanım, biz dediler Türkiye'de kaybetmiş olduğumuz mevzileri kazanmak açısından, Türkiye'deki sorunlarımız çözülmesi açısından bunları birer fırsat olarak değerlendirebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri sahada bir takım Türkiye'nin aleyhine gelişen taktik ve operasyonel hamleler yaptı ama bunun jeopolitik olarak, stratejik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl bir maliyet olduğunu o hamleleri yaparken göremedi. Şimdi evet, yeni yeni görmeye başladığını düşünüyorum ben. Buna yönelik yapmış olduğu bir takım göz boyama hamleleri. Bakın, hani eğer gerçekten bir dost ve müttefik gibi veya gerçekten bir işbirliği içerisinde hareket etmek istiyorsa, bir kere öncelikle orada Türkiye'nin meşru olarak kabul ettiği, siyasi denklemin içerisinde dahil ettiği bir Suriye Ulusal Kürt Muhalefeti var örneğin. Yani evet, orada YPG, şimdi düşünün, şimdi siz YPG'de PKK'yı ayırdı gibi iddia ortaya koyuyorsunuz. Bugün Fırat'ın Orta Fırat Havzası'nda, yani Deryezur'da, Acim bölgesinde PKK IŞİD'le yapmış olduğu mücadelenin başını attığınız zaman Türkiye'de eli kanlı bir terörist. Şimdi bu adamı, yani komutan olarak atamış onu oraya Amerika Birleşik Devletleri. Sahada Türkiye'de işte kırmızı listede, gri listede, yeşil listede, mavi listede aranan yüzlerce terörist de şu an Amerika Birleşik Devletleri sahada birebir çalışıyor. Hı hı. Yani burada, yani hani şey kurarken Sayın Jeffrey hani bilmiyor olabilir.
veya hani biliyorsa açıkçası bizim aklımızla lütfen alay etmesinler. Yani sonuçta onların bir tabur diye ifade etmiş oldukları silah ve teçhizat değil mesele. Bunu biz biliyoruz. Bir diğer tarafıyla da YPG ile PKK birbirinden ayrı veya birbirinden ayrılabilir yapılar değil mi? Şimdi bir cümle kuruldu. Eğer gerçekten bir samimiyet varsa bu yani yani stratejik müttefiklik hukukunda bir samimiyet varsa bunun karşılığının sahada tecelli etmesi gerekiyor ve bunu yani Türkiye'nin üretmiş olduğu emeğin, fedakarlığın karşılığını YPG'yi PKK'ya tevil etmemek gerekiyor. Yani bunu gerçekten Türkiye'nin elinde olması gerekiyor. Yani bunları sonuçta yani biz mücadele edecek, Mehmetçik kanını dökecek, bunun parçasını YPG PKK toplayacak. Niye? Amerika YPG PKK'ya sahip çıktığı için. Bu kabul edilebilir mi sizce? Peki Sayın Ağar, süremiz de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aşağı yukarı bir 1,5-2 dakikamız var. Hemen size şunu da sormak istiyorum. NBC televizyonunun ortaya attığı bir iddia vardı. ABD Dışişleri Bakanlığı yalanladı ama Suudi Arabistan'a Türkiye'nin baskılarını azaltabilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Fethullah Gülen'i Türkiye'ye teslim etmenin yollarını aradığı, olmazsa Afrika'ya göndermeye çalıştığı bir yalanlama geldi ama tüm bunlara baktığınız zaman sizce ne yapılmaya çalışılıyor? Ya ben bu Güney Afrika meselesi üzerinden cevap vereyim size. Yani Fethullah Gülen ekibinin hani Amerika olmazsa gideceğimiz yer Güney Afrika dediklerini bilerek bu cümleyi kuruyorum. Yani demek ki yani orada konuşulan bazı şeyler var. Yani Amerika olmasa Güney Afrika olsun falan gibi. Yani neden Güney Afrika? Yani neden Fethullah Gülen'in istediği yer? Şimdi burada hani bu tür şeyler kurulabilir. Ben hani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin bu saatten sonra Amerika'nın Türkiye ile ilgili yani dünya jeopolitiği ile ilgili Türkiye'siz açmazlardan sonra bunu görmesinden sonra Kaşıkçı cinayetinden sonra yani Suudi Arabistan eksenindeki karşı karşıya kaldığı sorunlardan sonra Türkiye'nin şunlara aldatma, şaşırtma, yanıltma, oyalama, kandırma, göz boyama fotoğraflarından ziyade gerçek fotoğraflar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile bir işbirliği üretmesinin hem Amerika Birleşik Devletleri açısından hem Türkiye açısından hem de coğrafyada salahiyeti açısından önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum efendim. Bir diğer tarafı da o bahsetmiş olduğum o işte aldatma, şaşırtma, yanılma, oyalama, göz boyama gibi metotları Amerika Birleşik Devletleri lütfen Türkiye denemesin. Yani